Yeni bir günde, yeni bir ilim irşat muhabbet gününden Halk Dergahı başında bizi izleyen ve Halk Dergahı içinde bizimle muhabbette bulunan siz canları Hak Muhammed Ali aşk ile selamlıyorum. Cümlenize aşkın yazımız olsun. İlim irşat muhabbet programımız, moderatör Filiz Karaca, akşam duası Ateş Uyumaz, Hakk'a göçmüş canlara dua, Nurcan Uyumaz Can. İlim irşat muhabbet konusu Şah-ı Merdan Ali'nin can dostu Kamber kimdir? Sunumu yapan Alev Çınar Can. Burada da canlarımıza, hizmet alan canlarımıza başarılar diliyoruz. Hizmet aşkıyla nefes Filiz Can'da. İyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili Pirim, seyircilerim, sevgili canlar, Halk TV başındaki siz canlar, hepinizi Hazreti Muhammed Ali aşkıyla selamlıyorum. Cümlenize aşkı niyazımız olsun. Cenab-ı Hak bizleri Ehl-i Beyt ilim irfan muhabbetinden mahrum eylemesin. Hakk'a göçmüş canlarımıza rahmet, hastalara şifa, sağ salim geride kalanlara da sabır dileyerek tekrar bir ilim irşat programında da bir aradayız. Bu akşam da sizlerle beraber Şah-ı Merdan Ali'nin can dostu Kamber'in hayatına geçmeden önce bizi heyecanla bekleyen Ateş Can'dan akşam duamızı dinleyelim. Nefes Ateş Can'da. Destur Şah-ı Merdan. Destur Şah-ı Merdan Ali'den olsun Ateş Can. Bismillah. Allah Allah, muhabbetimizin aşkına, vakit arayır, hayırlar daim ola. Gönüller rahat ve huzur içinde ola. Ya Cenab-ı Hak, Hazreti Muhammed Mustafa'ya, keremlerce aleyhi velillaha ve ehli beytine duayla selam olsun, esenlikler eyle. Her dilde bir dilek, her gönülde bir murat vardır. Dilde dileklerimizi, gönülde muratlarımızı kabul eyle. Cenab-ı Hak, merde, namerde muhtaç eylemeye. Gökten hayırlı rahmet, yerden hayırlı bereket ihsan eyle. Allah Allah diyendirler, dert ile keder görmeye. Muhammed Ali şefaatinden, muhabbetinden mahrum eylemeye. Darda kalanlara, zorda olanlara, hasta yatanlara, şifa arayanlara, başı dertte olanlara, mazlumun zulmüne maruz kalanlara, sen yetiş carına ya Şah-ı Merdan Ali. Allah Allah, gönül birliğiyle gerçeğin demine hü. Aşk ile nefes Filiz canımda. Ağzına sağlık Ateş Can. Yalnız başına çok güzel bu güzel görevi gerçekleştirdin. Seni tekrar tebrik ediyorum. Şimdi akşam duasını yapmak için Nurcan Uyumaz Can'la dinleyeceğiz. Nefes sizde Nurcan Can. Destur Filiz Can. Destur Şah-ı Merdan Ali'den olsun. Bismillah Allah Allah. Ya Cenab-ı Hak. Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Keremler Şah'ı Ali'nin Veliyullah'a ve Ehl-i Beytine dua ile selam olsun. Şah Merdan Ali'den üstün Veliyullah, Zülfikar'dan üstün ilahi adalet yoktur. Görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen, gökte, yerde, kainatta varlığını her nesneye yansıtan, Adem'de zuhur eden bu Allah'ın hakikat alemine göçmüş canlarımızdan rahmetini esirgeme. Ulu dergahında mahcup ve mahrum eyleme. Erenlerin, ermişlerin katarına nail eylemeni temenni ederiz. Bilerek veya bilmeyerek yapmış olduğumuz günahlarımızı Rahman ve Rahim olan ismin hakkı için bağışla. Hazreti Muhammed Mustafa'nın şefaatinden mahrum eyleme. Şah-ı Merdan Ali'nin faziletleri hürmetine, Hatice Zülkübra'nın, Fatıma Zühre'nin yüzü suyu hürmetine, kabir azabına uğratma. Yağan yağmur, esen yel hakkı için, yeşeren ve biten çiçeklerin doğanın hakkı için, kainatın mevcudattaki hakkı için, canlı cansız varlıkların hakkı için, ikrarından dönmeyen, sorumluluğunu yerine getiren müminlerin hakkı için, hakikat alemine göçmüş canlarımızın ruhunu şad eyle. Yüce Allah'ım, seren canımın ve sana gelmiş olan canlarımızın şefaatinden mahrum eyleme. Okuduğumuz duaları sana gelmiş olan canlarımıza bağışladık. İzzet-i dergahında kabul eyle. Allah Allah, kabul ve makbul olan.
Nefes filizyanında aşk ile bu. Eyvallah. Nefesinize sağlık Nurcancak. Hak hizmetinizi kabul ve makbul eylesin. Seren Can'ın da mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. Böyle güzel bir yaz akşamında şimdi gene çok özel bir konuyla bir aradayız. İlim İrşat muhabbetimizde bu akşam Şah Merdan Ali'nin can dostu Kamber'in hayatını Alev Çınar Güreş'ten dinleyeceğiz. Nefes kendisinde. Allah eyvallah diyeceğim. Pirim, seyitlerim, analar, canlar, masum ufaklar. Sizleri Hak Muhammed Ali aşkına selamlıyorum. İlim İrşat muhabbet konumuz Şah Merdan Ali'nin can dostu Kamber kimdir? Hepinize şimdiden iyi muhabbetler diliyorum. Şah Merdan Ali'nin can dostu Kamber, dönemin kölelerinden biridir. Kamber isminin manası sadık köle, sadık dost anlamındadır. Şah Merdan Ali köle Kamber'i satın alır ve sonra serbest bırakarak özgür yaşamasını sağlamıştır. Kamber'e sen artık özgürsün der ve Kamber'in özgürlüğünü kendisine vermesine rağmen Kamber, Şah Merdan Ali'yi bırakıp bir yere gitmemiştir. Kamber, Şah Merdan Ali'ye ve Ehl-i Beyt'e sadakatle bağlı kalmıştır. Şah Merdan Ali, şehit edilen güne kadar onun hizmetinde bulunmuş ve her gittiği yere kendisine refakat etmiştir. Ehl-i Beyt'e gönülden ve sadakatle bağlanan köle Kamber, Ehl-i Beyt halkından sayılır olmuştur. Diyelim şöyle diyebilir miyiz? Kan bağı olmamasına rağmen Ehl-i Beyt'teki bütün Ehl-i Beyt ailesi kan bağıyla birbirine bağlı. Doğru mudur? Bir şekilde akrabalık veya kan bağıyla. Ama Kamber sonradan kan bağı olmadan Ehl-i Beyt ailesine dahil olmuştur diyebilir miyiz? Tabii dahil olmuştur. Ancak bir Seyyid-i Sadat Evlad-ı Resul değildir. Bir gönül dostu olmuştur. Gönül dostu. Yani bizim burada yaptığımızda ikrar vererek gönül dostu. Yani sadıklık, kendi sadıklığını ispatlaması lazım. Buradaki sizin de buyurduğunuz gibi bir insanın tutsaklıktan özgürlüğe aşamasına getiren her kim olursa olsun ona sadık kalmak bu nedir? Yakınlıktır. Yakın bir dostluktur. Yani can dostu manasında gelmişler. Ve Kamber de bunu ispatlamıştır. Yani madem ki sen beni özgür kıldın, satın aldın, beni özgür yaptın, ben de senin ruhen senin kölen olurum. Canla başla senin kölen olurum. Yani sana bağlıyım. Çünkü ancak benim özgürlüğüm seninle mümkündür. Gibi evet. Bu bağlamda böyle dile getirdiği için veya da bu anlamda baktığı için o tabii ki Ehl-i Beyt dostu olmuştur. Allah eyvallah pirim. Eyvallah. Biz de teşekkür ederiz. Güzel oldu. Kamber Ehl-i Beyt halkından sayılır olmuş. Hazreti Şah Merdan Ali'ye sadakatinden dolayı. Kamber'in Anadolu'daki konumuna baktığımızda Anadolu köylerinde talipleri ziyarete giden inanç önderlerine rehberlik, yardım eden ve hizmetlerinde bulunan kişilere kamber veya rehber denilmektedir. Bu iki kavram aynı manaya gelmektedir. Hatta cemide ibadetlerinde de dede tarafından verilen görevi yerine getiren kişileri de kamber demiş. Özellikle de Çorum Aleviliğinde diye bahsediliyor kaynaklarda pirin, değil mi? Keşke Erdoğan Can burada olsaydı, kendisine sorsaydık. Özellikle 12 hizmetten birini görevi yerine getiren dede tarafından görev verilen kişilere de kamber ya da işte az önce sizin bahsettiğiniz gibi Anadolu'daki durumuna baktığımızda rehberle eş anlamlı duruma gelmiş. Rehberdir. Eyvallah pirim. Şah Merdan Ali ile Kamber arasında geçen manalı bir yaşam öyküsü var. Şah Merdan Ali ve sevgili dostu Kamber ile birlikte hurma bahçesinden eve dönüyorlarmış. Bütün gün hurma bahçesinde çalışan Şah Merdan Ali ve sevgili dostu Kamber topladıkları bir torba hurmayı devenin üzerine bırakarak akşama devenin yuları Kamber'in elinde ve kendisi de önde eve doğru yürüyorlarmış. Eve varmadan yolun kenarından bir ses yükselmiş ve yoksulun biri karnının aç olduğunu işaret etmiştir. Allah rızası için Şah Merdan Ali'den yiyecek ister. Şah Merdan Ali fazla düşünmeden arkadan gelen dostu Kamber'e dönerek yoksula yiyecek vermesini buyurmuştur. Şah Merdan Ali'nin arzusu üzerine Kamber, yiyecek torbada ya Ali. Şah Merdan Ali, o zaman torbayla ver ya Kamber buyurmuştur. Kamber, torba devenin üzerinde ya Ali. Şah Merdan Ali, o zaman deveyle birlikte ver demiş.
Kamber Şah'ın arzusunu hemen yerine getirmiştir. Kamber Şah'ın Berdemen'in arzusunu yerine getirdikten sonra devenin ipi benim elimde demeye çekindim. Çünkü yiyecek torbasını hemen yoksula vermeseydim beni de torbayla deveyle birlikte yoksula vermekten hiç tereddüt etmezdi diye de söylenmişti. Tarih kayıtlara da bu şekilde öykü geçmiş. Kamber hayatını Şah-ı Merdan Ali ve Ehl-i Beyt'le birlikte geçirdiği için zamanla onların ilminden, irfanından nasibini alarak zamanın büyük alimlerinden biri olmuştur. Bu konumu gereği Kırklar Meclisi'nde bulunan hak dostlarından biri de Kamber olmuştur. Sevgili canlar, bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hatta Kamber aslında o kadar önemli bir insan ki günümüzde deyimlerde bile yer bulmuş. Kambersiz düğün olmaz sözcüğü, deyimi. Bugün kullandığımız, bu sıkça kullandığımız deyim aslında Şah Merdan Ali'nin can dostu olan Kamber'den gelmektedir. Kambersiz düğün olmaz da geçen Kamber lakabı çok eski dönemlerde Hazreti Ali'nin kölesi olan Kamber ismine ithaf edilen bir kelime. Kamber ismi gerçek anlamından uzaklaşsa da günümüzde ile hala arkadaş çevresinde sıkı dostlar için kullanılan bir kelime haline gelmiştir. Malatya Arguvan'a ait Duvazi İmam'da Kamber şu sözlerle atıf yapılmıştır. Kamber, Selman, Fatma durdu duaya. Şehriban soyundu, bindi deveye. İsa kahreyledi, çıktı havaya. Allah bir Muhammed, Ali diyerek. Şah Merdan Ali'nin şehit edilmesinden sonra İmam Hasan'ın ve daha sonra da Pir İmam Hüseyin'in yanında olmuştur. Ayrıca Kerbela katliamında Pir İmam Hüseyin ile birlikte Yezid ordusuna karşı savaşmayı istemiştir. Lakin Pir İmam Hüseyin Kamber'e, ey Kamber, bugüne kadar atama hizmetlerinde bulundun. Bugün Kerbela'da yanımdasın. Bizlerin Kerbela'da sağ salim kurtulmamızın mümkünatı yoktur. Bunun içindir ki sen bir an önce Kerbela'yı terk et buyurmuştur. Ancak Kamber, ya Hüseyin, ben ise sizinle birlikte Kerbela'da şehit olmak istiyorum buyurmuştur. Pir İmam Hüseyin, ey Kamber, büyük hizmetlerinden dolayı ahirette atam Muhammed Mustafa seni şefaatinden mahrum etmesin. Fakat senin buradan ayrılman gerekir. Çünkü burada sen ve bizler hepimiz ölecek olursak Kerbela'da olanları hiç kimse dünyaya anlatamaz. Senin mutlaka ayrılman gerekir. Dolayısıyla Pir İmam Hüseyin'in bu iknacı sözleri karşısında Kamber Kerbela'dan ayrılır. Kamber, Kerbela katliamından sonra Emevi valisi ve kumandanı zalim Haccaç tarafından şehit edilmiştir. Evet sevgili canlar, İlmişip İnşaat Muhabbet konumuzun burada sonuna geldik. Şöyle bu geceyle ilgili ben de Hazreti Ali'nin yoldaşı gibi bir kamberinizin olmasını dilerim her zaman yanınızda. Bu konuyla ilgili görüş, düşüncelerini beyan etmek isteyen canlar, düşüncelerinizi bekliyoruz. Ben bu arada nefes filizcanda diyorum. Eyvallah Alevcan. Hak hizmetinizi kabul eylesin. Yüreğinize Allah sağlık. Allah. Çok güzel bir sunum oldu. Gönül birliğimizi ve gönüller eğleyen Ehl-i Beyt sevgisi için eyvallah diyorum. Hizmet Allah alan Allah. Tüm canların hak hizmetini kabul etsin. Benim de ilk defa dinlediğim bir hikayeydi. Bizim Alevi çevresinde Kamber ismini gerçekten çok kullanıyorlar. Konuyu görünce dikkatimi çekmişti. Gerçekten güzel bir hikaye. Güzel bir, özel bir insanmış. İyi ki öğrendik bu akşam kendisini tanımaya. İnşallah daha detaylı da araştıracağım ben. Evet, Şengülcan, söz sizde. Evet. Destur Filizcan. Destur Şah Merdan Ali'den olsun Hocancan. Biz şöyle bir not almışız. Hazreti Ali'nin uzun müddet perdedarı olarak görev yapmıştır. Hacibi ve muhafızlarından biri olmuştur. Kamber el-Devsi olarak da bilinen Kamber, İslami kaynaklarda rivayete göre Hazreti Ali'nin yanında bulunmaktan dolayı yüksek ilimlerle tahsil ederek zamanın büyüğünü büyük alimlerden olan kişi olmuştur. Daha sonra Hazreti Ali tarafından azat edildiği halde Hazreti Ali'nin etrafından ayrılmamış, onun ölümünden sonra Hasan ve Hüseyin'in yanında bulunmuş. Kerbela'da Hazreti Hüseyin ile birlikte Yezid ordusuna karşı savaşmak istemiş. Lakin Hazreti Hüseyin'in emri olan
olayın duyulması için Kerbela'dan gönderilmiştir. Fakat Kerbela vakası Hazreti Hüseyin'in öldürülmesinden sonra şehit edilmesinden sonra Emevi valisi kumandanı Haccac zalim tarafından yakalanmış ve şehit edilmiştir. Kamber el Devsi Hazreti Ali'nin yarenliğine dair birçok kıssalar ve menkıbeler de olunmuştur. Bu menkıbelerden birinde Hazreti Ali Kamber'i kafirlerin gözleri önünde 70 defa şehit etmiş, o da tekrar 70 defa dirilmiştir. Alevilikte ise Cem töreninin 12 görevlerinden biri olan ibrikçiliğe karşılık gelir. Kamber, Cem'de mürşidin ve Cem erenlerinin abdest almalarını sağlar. Anadolu Alevi dedeleri köylerinde gezerken onlara rehberlik eden kişilere de Kamber denilir. Gerçi evvelde odur meydanı Hüsnün Hayder'i, Zülfikari Gamzesi, Halis Siyah Kamber'i. Sultan Ali Düldül Hüsnü Süvar'dır, minnet Hüdaya, ana beni Kamber'i. Yani Zülfikari Kamber ile Ali dünyaya bir geldi. Hak ana arslanım dedi, Veli dünyaya bir geldi demiş. Benim aldığım notlardan çok teşekkür ediyorum. Filiz Hanım, nefessizdedir. Eyvallah. Hak hizmetinizi kabul etsin. Nefesinize sağlık. Buyurun Şengülcan. Destur Filiz Canım. Destur Şamel Dünel'den olsun Şengülcan. Tozlu yollarına düştüm de geldim. Haram ile kesmiş suyun başını. Haram ile kesmiş suyun başını. Yolların bacını verdim de geldim. Bilmem kim silecek gözüm yaşını. Kendi ve kastım Ali, dağlara küstüm Ali, dar gülümde dostum Ali. Kınama hallerimi, bağlama dillerimi, açık et yollarımı. Zalimin elinden kapına geldim. Kan gölü içinde boğuldu kaldım. Yetiş ya erenler, canımdan oldum. Bilmem kim saracak yaralarımı. Bilmem kim saracak yaralarımı. Kendime kastım Ali, dağlara küstüm Ali, dar gününe dostum Ali. Kınama hallerimi, bağlama dillerimi, açık et yollarımı. Nefes Filiz Canım'da. Şamer'den Ali'nin hoşçakalıyla niyazım olsun cümlenize. Nefesinize sağlık Şengülcan, çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz biz de, eyvallah. Evet. Nefes sizde Sinancan, buyurun sizi dinliyoruz. Ya, eyvallah Seydim, eyvallah Alevcan. Şam Erdoğan Ali Bey'in yanında olan can dostu Kamber, Şam Erdoğan Ali Hakk'a yürüyene kadar yanındaydı her şekilde, her zaman iyi bir can dostuydu. Bir gün Hazreti Ali Şam Erdoğan savaşa gidiyor, Kamber evde kalıyor. Seyyide Fatma'ya diyor ki Kamber yemek pişireceğim. Sen var git, biraz çalı çırpı topla. Ve Kamber de gidiyor, çalı çırpı topluyor. Diyor ki, Seyyide Fatma'na diyor ki, ben çok yoruldum, biraz dinlenebilir miyim demiş. Tabii demiş, bu içeride boş odada geç, dinlen demiş. Kamber içeriye girer, yatar. Fatma'na da Hazreti Şam Erdoğan Ali'nin hırkasını üstüne örter ve uyur orada. Öyle bir uykuya dalıyor ki Şam Erdoğan Ali savaşta geliyor. İçeriye giriyor.
tam içine giriyor. Fatma Ana, Seyyide Fatma Ana diyor ki ya Ali diyor, sessiz ol diyor. Kamber yorgun yatıyor. Şahab Erdan Ali odasına giriyor. Sessizce bakıyor ve uzun bir süre Kamber'i uyurken izliyor. Kamber böyle sağa sola dönerken üzerindeki aba düşüyor. Şahab Erdan da üzerindeki düşen abayı tekrar üstüne örtünce uyanıyor Kamber. Kalkıyor diyor ya Ali diyor, seni geldiğini diyor duymadım diyor, yoksa uyumazdım kalkardım diyor. Yok diyor, öyle güzel uyuyordu ki ben de sana baktım diyor. ben de böyle bir alıntıyı almıştım. Şimdi Kamber'in deyişlerde geçen bir şiir okumak istiyorum. Bismillah Allah Allah. Din Muhammed delidir sala ana nazır seba kevseri suyunu veren şahı malı şahs var. Hem sakidir hem bakidir kainatın aynıdır. Bu sırrı kimsene bilmez hak bile perverdiken. perverdiken. Yedi semavet açıldı geldi dülgüp düldür zülfikar ile ey münafık her yola eyleme şahinkar. Çeşfi beter saklasın ol hakki yıkan seni. Ol cevher harmanda sen kalıp siyadiken. Dediler ki şu cihanın nuru kimdir kim ola? Şah Hasan, Şah Hüseyin, Ali Ağa Perverdigar. Dediler ki cömertin eyle ey emre el mümin. Cömertin erkanı budur dediler Kamber sofraser. Ben Şah-ı Mecnun, Şah bana Leyla göründü. Eşiğince bunca yıl olmuşuz tozu bu var. Şah-ı Tayyip kanına olsan sen bu vasfı söyle gel. La feta illa Ali la seyfe illa Sufya. Eyvallah sevdiğim canlar. Aşkını yazıyorum canlar. Söz Filizan'dan. Nefesinize sağlık Sinan Can. Teşekkür ederiz katkılarınız için. Güzel oldu, evet. Pekişti. Ağzına sağlık. Söz nefes sizde Alev Can. Allah eyvallah Filizcan. Allah hizmetini kabul etsin. Teşekkür ederim. Şimdi hem ben burada Yeter Anamız da var. Bu soruyu aslında ona da yöneltmek istiyorum. Pierre'in bir de size de gelsin. İlk önce bir makale okudum. O makaledeki küçük bir alıntıyı sizinle paylaşacağım. Çorum Alevilerinde erkek kamberlerin yanı sıra kadın kamberler de vardır. Dedelerin eşlerine ana denilmektedir. Kadın kamber anaya kamberlik eder, onu köylere götürüp gezdirir, onun eksiklerini tamamlar, gönlünü hoş tutar, arzularını yerine getirir. Kadın kamberler yürütememektedirler. Görevleri dedenin eşine yani anaya yardımcı olmakla sınırlıdır. Çorum Aleviliğinde kamberlik mesleği yakın dönemlere kadar çok canlı bir şekilde yaşamıştır. Hatta geleneğin canlı bir şekilde yaşamasına halen hayatta olan Kamber Cuma Zorlu, Kamber Durmuş Aslan, Sultan Kümbet, Sultan Ana ve Kamber Musa Yıldız gibi kamberlerin önemli bir katkısı olmuştur. Şimdi buradan hareketle Pir'im şunu sormak istiyorum. Cem ibadetlerinde pir postunda neden bir ana oturmaz ve cem erkanını neden bir ana yönetemez? Hani biz sonuçta kadın erkek ayrımı yok. Birbirimizin eşiti gözüyle bakıyoruz. Böyle bir bakış açısından hareketle. Akla biz böyle bir soru geldi ve ne zamandır da benim aslında sormak istediğim, beni de düşüncelerimde meşgul eden bir şeydi. Gerçekten merakımdan soruyorum. Neden cem ibadetlerini bir kadın yürütemez? Pir postuna neden bir ana oturamaz? Veya işte az önce bahsettiğimiz gibi bir kadın erkek kamber dede cem ibadetinde geri çekilmek durumunda kalırsa veya ara vermek durumunda kalırsa kamber onun yerine devam ettirmektedir. Ama bir kadın kamber bunu yapamamaktadır. Bununla ilgili bilgi verirseniz çok sevinirim. Eyvallah. Yeter Ana, nefes sizde. Destur Ali Evcan. Pirim, destur. Allah eyvallah. Destur Şehmerden Ali Dınaz. Allah'ım bütün canlara kamber gibi dost nasip eylesin. Öyle değil. Böyle kardeş, yoldaş, pirin divanında nasıl durduysa ki o kamberde, kamber olan canlara da aşkını yazım olsun diyorum. Ben de bugüne kadar hiçbir tane çok cemlere
Allah kabul ederse girdim. Bugüne kadar hiçbir kadın, ananın cemiyi yürüttüğünü görmedim. Sadece geçen sene Milas'tan, tahtacılardan bir kadın ana gerçekten de öyle bir cem yürüttü ki erkek pirlere Allah değme taş çıkardırcasına. Ben o güne kadar yani bilmiyordum ki bir ananın kalkıp da bir cem yürüttüğünü. Bilmiyorum, Seyit Pirim bilir mi? Eyvallah. Hak razı gelsin cümlenizde. Allah hizmetinizi, niyetinizi kabul kabul ve makbul eylesin. Ve hizmet aşkınız da daim olsun. Aşk önemlidir. Aşk olmayınca yapılan hiçbir hizmetin manası yok, anlamı olmaz. Yani diğer bir deyimle pişmemiş bir aşa benzer. Yersiniz belki açlıktan fakat onun lezzetini, tadını alamazsınız. Şimdi canlar, şöyle bir akıl boyutuna dalalım. Şimdi ben size desem ki, eğer bir pir postuna birisi oturması, ya kadın olarak birisi oturması gerekiyorsa, Seyyide Fatma Tüzehra Ana'dan daha başka birisi olabilir mi? Mümkün değil. Zeynep Ana'dan başka birisi olabilir mi? Mümkün değil. Diğer tarafta Gülsüm Ana'dan mümkün değil. O zaman şunu düşünüyoruz. Neden? Değil mi? Yani akıl devreye giriyor. Ya öyle ya. Şimdi Seyyide Fatma Tüzehra Ana Kandil'de Kubeyr Rahman oran makam sahibi. Kutsal bir yer. Nur. Nurani bir atmosfer. Şimdi böyle bir insanın nasıl olur da cema oturmaz da bugün bir İmam Hüseyin oturtulmuş fakat annesi oturtulmamış. Şimdi şöyle baktığım zaman annenin konumu gereğinden dolayıdır. Kadın olduğundan dolayı değildir. Eğer siz burada kadın gözüyle bakarsanız büyük bir yanılgı içerisine düşersiniz. Çünkü Alevi inancında kadın yok, erkek yok, can var. Ancak her canında kendine has bir yeteneği var, sorumluluğu var. O yapması gereken bir hizmeti var, boyutu var. Yani böyle açabiliriz, bu açıyı genişletebiliriz. Alevilerde hizmet ayrımı hayatta yok, söz konusu olmaz. Fakat buradaki konum gereği, konumu gereği. Yetenekle de alakası yok. Hizmette sorun yok. Hizmet hak içindir. Kim ne yaparsa yapsın. Kadın temeldir. Binanın temeli kadındır. Yaşamın temeli kadındır. Dünyanın temeli kadındır. Dünyayı elinin üzerinde tutan kadındır. Ancak her kadın değil. Her kadın sıfatını taşıyan kadın, kadın değildir. Biz o konuma sahip olan, o konumun değerini bilenlere biz saygımız sonsuzdur. Yani burada sıfatla alakalı değil, konumla alakalıdır. Eyvallah mı canlar? Allah eyvallah. Nefesinize sağlık Pirim. Şöyle küçük bir katkıda ben bulunup sırayla arkadaşlara söz vereceğim tekrar. Evet. Yani acaba bizim mesela Alevi inancında kadın erkek ibadeti, semahı bir arada yapıyorlar. İbadeti bir arada yapıyorlar. Burada birazcık da kadını korumak için böyle bir şey yapılmış olabilir gibi düşünüyorum. Benim fikrim bu. Sonuçta beraber ibadetten kaynaklanan bile bir sürü dedikodular yapılmış Aleviler hakkında. Biraz kadını da toplumdan korumak istemiş olabilirler. Çünkü neden koruyorlar kadını? Gene erkeklerden koruyorlar. Kötü zihniyetten korumak adına, annelik göreviyle de birleştirerek. Bu da benim aklıma geliyor. Şimdi Melek Can'a bir nefes vermek istiyorum. Bilmiyorum o ne düşünüyor? Allah'a eyvallah Filizcan. Bugün yine çok önemli bir konu. Akşamlar aşk olsun Erenler Canlar. Öncelikle Seyit Hakkı Pirim'e, size, Filiz Can, Alev Can'a, Ateş Can'ıma, Nurcan Can'a hizmetleriniz için çok çok teşekkürler. Hak Erenler hizmetlerinizi kabul etsin. Ne kadar şanslıyız ki yüzyılların süzgecinden geçmiş değerli ve önemli bilgileri bizlere sunuyorsunuz. Yeni yeni bilgilenmek, gerçekleri öğrenmek de bizi çok zenginleştiriyor. Çok önemli. Bugünkü konu da yine
vefanın, sadakatin, dostluğun ve dürüstlüğün sembolü olan Kamber bir köle iken sevginin ve bağlılığın Şah-ı Merdan Ali'ye ömür boyu hizmet etmenin mutluluğunu yaşayan ender, özel ve güzel bir insandır. Hayyam der ki 1000 yıl ötesinden, yeryüzünü gül bahçesine çevirmekten daha güzeldir bir insanı sevindirmen. 1000 kulu azat edenden daha güzeldir sevgiyle hür insanı kul edebilen. Kamber'i ne güzel tanımlıyor değil mi bu dizeler? Çok farklı devirlerde yaşamalarına rağmen. Yine Avni Baba'nın çok güzel bir eseri. Hizmetin görmeye çaker olayım. Himmetini çok görme fakir kuluna. Düldünün ardında kamber olayım. Himmetini çok görme fakir kuluna. Ayağının turabı olmak isterim. Bağında gül olup solmak isterim. Derdinle boşalıp dolmak isterim. Himmetini çok görme fakir kuluna. Zülfikarlı olup düşmana salsam, katreliğin olup ummana dalsam, darında dikilen yalnız ben olsam, himmetini çok görme fakir kuluna. Gönlümde kalmadı zerrece güman, aşkınla yanarım, halim pek yaman. Avni'yi kimsenin anmadığı an, himmetini çok görme fakir kuluna. Şimdi Ankara'dan yine turna kanadıyla gelen selamlar var. Ahmet canımızın Hak Dergahı'ndaki cümle canlara çok selamları var. Bir de Hak Dergahı'ndaki canlar için yazdığı bir şiir var. Onu da paylaşmazsam olmaz. Adaletsizlik olur. Onu da sizlerle paylaşayım. Geldim dergahına Şahım efendim. Edep erken ile bağışla beni. Bir günahkar kulum tükenmez derdim. Gel Ali Haydar'a bağışla beni. Muhammed Mustafa Ali aşkına, 12 imamın yolu aşkına, kıtlar dergahında ulu aşkına, o yüce didara bağışla beni. Tüm müminler gelir, gönül saf eyler, senin mürüvvetin bela def eyler. Kul kusur işlerse sultan affeyler, yaradan settara bağışla beni. Bize himmet eyle Bektaş-ı Veli, bilirim sendedir kudretin eli. Dergahına geldi kul Ahmet Deli, yer ile göklere bağışla beni. Aşkı niyazlarımla, aşk ile nefes Filizcan'da. Eyvallah Melekcan, nefesinize sağlık. Selamlarınızı da başımızın üstüne kabul ediyoruz. Şimdi sözü Gülbahar'cana vermek istiyorum. Nefes Gülbahar'can'da. Nefes sizde Gülbahar'can. Allah eyvallah. Akşamlar hayır olsun, cümle canlara aşkın niyazlarım olsun, pirim, seyitler, analar, emekleri geçen tüm canların Allah kabul etsin emeklerini, hizmetlerini. Allah. Ben şuna şahit oldum. Çünkü ben yaşadığım toplumda kadınlar ikinci planda değildiler. Anneler cem olduğu zaman kamil analar pirin yanına oturuyordular. Cemde. Pirin yanına oturuyordular. Ondan sonra 12 hizmetler anneler yapıyordular. Bizim cemlerimiz akşam 7'de başlıyordu. Sabah 5'te bitiyordu. Tabii ki çocuklu anneler, hasta anneler onları şey yapmıyordular, geliyordular ama hizmet almıyordular. Genellikle kapıcı, bir de unuttum adını, kapıcıyla gözcü erkeklerden oluyordu, erkek canlarda. Ama öbür hizmetler, süpürge hizmeti, saka hizmeti, pir postu, ondan sonra her şey, lokmacı, bütün annelerimizdeydi, kadınlardaydı. Onlar yapıyordular. Lokmayı yapan da, dağıtan da, yani büyük hizmetler yapılıyordu. Öyle bir ana vardı ki bizim köyde
şey vardı, Keko Raybergil vardı. Keko Raybergil'de her zaman ikrar, müsahip ikrarlık veriliyordu. Şeye geliyordular, erkende geçiyordular. Ama ana gülü her zaman Seçsin dede ile beraberdi. Ayrı oturmazdılar. Güzel güzel sohbet ediyordular, konuşuyordular. Ondan sonra yani hiçbir zaman konumu erkeklerden eksik değildi, fazlaydı, eksik değildi. Şimdi Prim de biliyor, eğer bir dergah yürüyorsa, o derganın kapısı akşama kadar talibe açıksa, o dergah o anne yürütüyor, o ana yürütüyor. Çünkü bizim toplumumuzda gerçekten ben yani hem şehirlere geldim hem de yurt dışına geldim. Ben insan değerini, kadın değerini gerçekten bizim topraklarda gördüm. Şehirlerde sulandırdı. Kadınlara yani gerçekten şimdi şaşıyorum yani belki de siz yani belki de insanlar derler ki ya bu kadar olmaz değildir. Şimdi iletişim çağıdır, bilgi çağıdır, okuma çağıdır, üniversite. Bizde üniversite yoktu ama Eli Beyt yolu üniversiteydi, öğretiydi. Mesela Bilal Habeşi gibi, Kamber gibi, o yola sadık, canını gönlünü vermiş Hazreti Hüseyin'e, Eli Beyt'e, Hazreti Ali'ye, atasına hizmet etmiş, o kadar canı gönülde yanında gitmiş ki. Mesela bizim doğularda da, doğuda da Pir'in köçek diyordular yanında, Kamber'e köçek derlerdi. O köçek Pir'in önü sıra neler çekiyordu? Karda, kışta dayak yerdi, dövülürdü. Neler oluyordu? O canını Pir'in önüne siper ediyordu. Çünkü hak aşkı, Ehl-i Beyt aşkı, Allah'ın aşkı bambaşkadır. Cenab-ı Allah ne mutlu, Kamber'le Bilal Habeşi gibi bir Ehl-i Beyt sevgisini, aşkını o yola aşkını versin. Cenab-ı Allah onlardan eylesin. Arı ve duru olsun. Pirim'in dediği gibi, eğer gerçekten her ana o öğreti gibi bir ana olursa, zaten şimdi öyle değil. Şimdi her şey, boşanma var mıydı? Bir insan boşansaydı hayatta ceme girmezdi. Ceme girmiyordu, cemde yoktu o insan. 7 sene düşkün kalıyordu. 7 sene sonra hangi ocak varsa, nerede var? Erzincan'da mı var? Tunceli'de mi var? Varto'da mı var? Hınıs'ta mı var? O ocak geliyordu. Kendine güveniyorsa o insanı kaldırıyordu. Yoksa ki ceme girmezdi. Yani ben her zaman söylüyorum, şükürler olsun, iyi ki Aleviyim, Alevi annesiyim, Alevi kadınıyım, çocuklarımın yani gerçekten ne mutlu, tekrar dünyaya gelsem Alevi olarak dünyaya gelmeyi isterim. Alevi kadınında gerçekten eğer kadın ayaklarının üzerinde durursa, başarırsa her yerde sadece onurla, gururla, bilgiyle çıkıyorsa baş tacıdır. Baş tacıdır. Yani gerçekten de çok farklı bir yerdedir. Evet, bazen şimdi yapabiliriz. Ben şimdi okumuyorum, şey yapmıyorum. Onun da zamanı var. Ama öyle bir şeye gireyim ki o zaman ben kendimi orada göreyim, yani görmek için
Ben kendimi biliyorum, görüyorum ama orada da görmem lazım. Yani biz Alevi kadını hayatta demesin ki ikinci plandadır. Bak Almanya gibi yerde Pirim de biliyor. En çok ezilen, hakaret gören, bir yerde görünmeyen, en yüksek okumuş üniversite, ondan sonra yani en lüks hizmetlerde bulunan insanlar hakaret görüyorlar buralarda. Bunları kimse bilmiyor. Dayak yiyen çok kadın var. Ama Alevi kadını gerçekten dünyaya bir bakarsa, Alevi kadını gerçekten özgürdür, gerçekten annedir ama kendini bilmesi lazımdır. Kendini o konumda görmesi lazımdır. Yani bizim o kadar çok söyleyecek şeyimiz var ki, ne mutlu Ana Fatma gibi bir anne olmayı, Ana Fatma'nın eli cümleten annelerin üzerinde olsun, evlatlarını yetiştirmeden yardımcısı olsun, böyle bir konumdadır, kendini de öyle görmelidir. Cem de yürüten vardır. Cemaat da yürüten vardır. Her zaman Cem oluyor. Pirler çağırıyor, diyor ki analar gelin bizim yanımızda oturun. Gelin oturun, yani siz de pirlerin yanında oturun. Yani mutlaka 2-3 tane anne var oturmaktan. Cem yürüten de vardır. Talıplara giden de vardır. Talıpları idare eden de vardır. Kötülükleri def eden de vardır. Güzel Cem'in konuşuyorlar. Mesela bir çocuğum, benim çocuğum bir hata işlerse o insanlar, büyük insanlar geliyorlar, diyorlar ki bak çocuğum, annem baban duymadan yolumuza, yolumuza, ikrarımıza, imanımıza göre, ehl-i beytimize göre bunu böyle yanlışı bitirin. Hiç anne baba duymuyor. Yani az bir şey değildir. Bizim mahkememiz de bizdedir. Bizim her şeyimiz de bizdedir. Allah eyvallah, aşkı niyazlarım olsun cümle canlara, pirime, seyitlerime, hepinizin emeğinize sağlık. Benden bu kadar, Allah eyvallah, nefes Filizcan'dadır. Gülbahar'cığım, nefesinize sağlık. Gerçekten siz Hak Dergahı'nın bir bilge kadınısınız. Buraya da çok güzel yaşamsal tecrübelerinizden güzel bağladınız. Çok güzel kendinizin hani o hissettiğiniz duyguları anlattınız. Hem de farklı bir ülkede de yaşayıp birkaç kültürü de kıyaslayan bir insan olarak hak hizmetinizi kabul ve makbul eylesin. Nefesinize sağlık. Yeter Ana, nefes sizde. Sizi dinliyoruz. Destur diyorum. Filizcan. Destur Şahan Erdinali'den olsun Yeter Ana. Ben Pirim'e bir soru sormak istiyorum. Pirim, 40'larda 40 tane veli ve evliya kadın da vardı, erkek de vardı. Orada o 40 kişi postta oturmuyor muydu? Ki bugün kadının postunu sorguluyoruz, posta oturur mu oturmaz mı diye. Bu benim biraz kafamı karıştırdı. Bir açıklama getirseniz aşkını yazma olsun. Şimdi bak, dedi ki Kubey Rahman, dedi Kubey Rahman'da Fatma Tuz Zehra Nur'dur. 40'lar ceminde de o nurun nurani, nurun nurani boyutudur. Orada zaten herkes eşittir. Orada dedik cinsiyeti zaten orada kaldırmışız. Cinsiyete karşı geldiğimiz, kadın erkek karşılığına karşı durmamızın kaynağı neresidir? 40'lardır. Eğer o eşitlik sağlanmamış olsaydı biz bugün eşitim deme nereden getirebiliriz? Nerede bu düşünceye gelebilirdi? Peki Pirim, eşitim diyebiliyorsak, bir ana olarak, bir evlat olarak, bir eş olarak diyebiliyorsak, o post anaya da hak değil midir? Şimdi bak, biz dedik ya, şimdi Yeter Hanım, Kubey Rahman, Kubey Rahman, bak Kubey yani yaratıcılık konumu, yaratıcılık konumu. Eyvallah. Hazreti Muhammed Mustafa'ya değil, Şah-ı Merdan Ali'ye değil, Fatma Tuz Zehra anaya bağışlanmıştır. Kubey Rahman, yaratıcılık boyutu. Fakat bugün Rahman'ın rahmetini de veren
erkek olmuştur. Bak onun için eşit diyoruz. Eğer ki gök olmasa yer olmaz, yer olmasa gök olmaz. Bunlar birbirini tamam. Onun için hizmette sorun yok. Herkes hizmeti yapabilir. Fakat her hizmette kadın olsun, erkek olsun. O konumu gereği layık mı değil mi? Yani layık değil derken, yani onu yerine getirme yeteneği, o yetenek de yanlış oldu, imkan. O imkanı var mı yok mu? O imkan esas olan odur. Şimdi bakın, az önce siz bazı zamanlar diyorsunuz ki kusura bakmayın pirim, ben bugün katılamıyorum muhabbete. Neden? İmkanınız yok. Ben diyorum katıl. Katılamıyorum. Yolunu bul. Yolunu bulamıyorum. Peki pirim, şunu da konuşabilir miyiz? Kendini yetiştirmiş bir ana, o posta oturup da o postu yönetebilir, o cemi idare edebilir mi ya da layık olabilir mi? Bu kadar. Orada Makbule Can, pardon Gülbahar Can, bak ne dedi? Biz akşam 7'de başlıyoruz, sabah 5'e kadar cemler. Ya bak, kadın kendisi için bu bir kadındır. Bak bir kadın gözüyle kadını anlattı. Dedi ki ben bir ana isem benim buna imkanım yok. Ha şimdi siz dersiniz ki eğer bir kadın analığı bırakırsa, her şeyi bir tarafa bırakırsa, kendini buraya adarsa evliya kadınlar çoktur. Anadolu'da evliya kadın çok. Fakat bak ben dedim konum önemli. Şimdi ben bugün katılamıyorum. Siz diyorsunuz katılman lazım. Ben katılamıyorum. Katılman lazım. Yolunu bulamıyorum. Bakın olmuyor yani. Eğer imkan yoksa olmuyor. Kadının burada şimdi şunu görmeniz lazım. Eğer o makama bir kadın layık ise, burada Seyyide Fatma Tüzzehra anadır. Zeynep anadır. Şimdi Zeynep ana düşünün ki Hüsniye'dir. Hüsniye. Bakın Hüsniye bir cariyedir. Bugün bir ehli beytin kalkıp Yezidlerin karşısına çıkıp ehli beyt düşmanının karşısına çıkıp ehli beyti davasında haklı kılıyor. Hak ve hakikatte haklı kılıyor. Fakat ben posta oturum diye öyle bir dertte bulunmadı. Neden biliyor musun? Şimdi hizmet alanları postla başlayıp postla bitmiyor. İlim yukarı kurmaları lazım. Siz diyorsunuz ki kendini yetiştirsin, o konuma layık görsün. Ben kadına karşı, bir anaya karşı değilim. Nasıl ki beni bir ana büyüttüyse, eğittiyse, bütün eğitimiyle yararlandıysam bir postada oturarak oraya hakim olabilir. Sadece zamanı olsun, bilgisi olsun, donanım olsun diyorsunuz. Eyvallah muhterim. Eyvallah. Bu kadar basit yani. Eğer siz insanlık namına hizmet yaparsanız hizmetin yeri makamı yoktur. Kimsin önünüze geçebilir? Kim kalkıp size yapma der? Mümkün mü? Değil. Yani pir makamı demek oturmak değil. Yapmaktır. Pirim himmet. Önce hizmet. Bak Talip diyor pirim himmet. Pir de diyor ki önce hizmet. Şimdi sen de büyük kalkmayı, ayağa kalkmayı bil. Yani hizmet sınırsızdır. Durum bundan ibaret. Evet. Buyur. Eyvallah pirim zaman. Eyvallah pirim, nefes bile canda. Eyvallah pirim. Dünyadaki bütün tapınaklarda ve bütün kutsal yerlerde yazan bir söz vardır. Bunu sadece söyleyerek sözü tekrar sıraya devam etmek istiyorum. İnsanın kendini bilmesi. Aslında yaşam yolculuğunda, yani Yaradan'a, Tanrı'ya kavuşabilmek için insanın kendini bilmesini için bir mücadele vermesi gerekiyor. Kendini bildiğinde zaten mütevazi oluyorsun, zaten haddini aşmıyorsun, zaten pirim dediği gibi haddini biliyorsun diyorum sözü. Ali Seydim'den bir nefes rica etsek uygunsa eğer birazcık da hareket aynen, olur. Aynen. Allah eyvallah Filizcan. Allah eyvallah canlar. Himmet edin Seydim, himmet edin canlar. Thank you.
defterini hey hey açtım o Kur'an. Açtım o Kur'an. Yolun bilirse ne can, gör bak neler var. Gör bak neler var. Faziletim Ali hey hey, kudreti haktı. Kervancı saniye sür bak neler var. Sür bak neler var. Faziletim Ali hey hey, kudreti haktı. Kudreti haktı. Kervansaneye sür bak neler var, sür bak neler var. Hakkın kelamına hey hey oldu bahane, olmaz bahane. Neden gelmiş oldum hey dost, ulu divani cihana. Hani cihana, her gece dur sana hey dost, ulu divana, ulu divana. Sıdkı bütün olur, gör bak neler var, gör bak neler var. Her gece dur sana hey hey ulu divana, ulu divana. Sıdkı bütün olur, dur bak neler var, dur bak neler gerekir hey hey. Ahiret başta, ahiret başta. Ne gezersin kardeş hey dost, dağ ile daşta, dağ ile daşta. Nefsin ile uğraş dur hey sen savaşta, sen savaşta. Savur külün güne, kır bak neler var, kır bak neler var. Nefsin ile uğraş dur hey hey, sen savaşta, sen savaşta. Savur külün güne, yıl kıl bak neler var. Kır bak neler var. Dağıt sular yem hey hey, çevrildim şaha, çevrildim şaha. Ustamla gittim hey dost, ulu divana, ulu divana. Gündülü aliyem hey hey, devri devrana, devri devrana. Girebilirsen canım, gir bak neler var, gir bak neler var. Gündülü aliye hey hey, devri devrana, devri devrana. Girebilirsen canım, gir bak neler var, gir bak neler var. Şahin Erdan Ali, yar ve yardımcın olsun. Beydim. Ali Seydim, nefesinize sağlık. Çok güzel renk kattınız. Evet. Sizi dinlemek çok güzel. Tekrar hak hizmetinizi kabul etsin. Serpil Canım söz istemiş. Müsaitse. Allah eyvallah. Destur Filizcan. Destur Şahin Erdan Ali'den olsun.
Öncelikle Şahim Erden Ali'nin kendi Ehl-i Beyt'e sadık kalan, yanından ayrılmayan Kamber'i, onun eşini, çocuklarını Şahım Erden Ali'yi saygıyla anıyorum. Ben bir araştırdım. Hatta 200'lü yazıya, 200'ünü de doldurdum yani. Kamber'in hayatını, nasıl şey olduğunu. Etkilendim bayağı ben. Şahım Erden Ali'nin Ehl-i Beyt'e sadık olan birini araması, birçok kişinin gelmesi, onların içinden onları imtihanı alması, fırını götürmesi, herkesin o ateşi, o şeyi görüp tekrar dağılması, bir tek Kamber'in kalması. Kamber'in hiç şey tereddüt etmeden bana cennet kapısını açtı deyip heyecanla eşine koşup, Şahım Erden bize cennet kapısını açtı deyip eşini, çocuklarını getirip o fırının önünde tekrar Şahım Erden Ali'nin Firuze'ye vazgeçebilirsin deyip sorması, o da Firuze'nin de hayır deyip çocuklarıyla birlikte o fırına girmesi, yani beni gerçekten etkiledi. Öyle bir insan var mıdır? Şimdi yoktur herhalde, olmaz zaten diye düşünüyorum ben. Canını, çocuklarını, eşini hep beraber o fırına girmek, yani çok farklı bir kişilik. Ben saygıyla anıyorum hepsini de. Zaten ölene kadar da Şahım Erden Ali'nin, Ehl-i Beyt'in yanında olmuş. Şahım Erden Ali öldükten sonra Hüseyin'in yanında olmuş. Kerbela'da ölmüş zaten. Kerbela'nın olayını haber veriyor bildiğim kadarıyla. Ondan sonra zaten Muaviye'nin şeyiyle öldürülüyor onu, haber verdiği için. Çok güzel Şahım Erden Ali. Tabii ki güzel bir imtihan koymuş. O imtihanla zaten o insanı seçmiş, almış içinden. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun hepsinin de. Çok etkilendim ben. Akşamınız hayır olsun. Hizmet alan canlarımızın hizmeti kabul olsun. Nefes Filizcan'da. Teşekkür ederim. Eyvallah Serpil Can, sizin de hak hizmetinizi kabul etsin. Çok güzel araştırmışsınız, katkılarınız için. Evet. Teşekkür ediyoruz, eyvallah. Nefes Yıldızcan'da sırada o var. Nefes okuması için şey yapmıştı. Dinliyoruz. Destur Pirim, Destur Seyitlerim, Destur Erenler, Destur Canlar. Hocam bana ilimleri sorarsa, Hak Muhammed Ali Deyü okurum. Kur'an'ın kilidi İhlas-ı Şerif. Hasan-ı Hüseyin'i sevdim okurum. Pirim Hacı Bektaş Zeynel Abaya. Gündüzün güneşin gecedir aya. Bunda bir gün doğar yoksul baya. Anın divanında durdum okurum. Ali'dir virt olan cümle erlere, Muhammed Bakır'dan İmam Cafer'e, Hazreti Hızır gibi gerçek ere, anın divanında durdum okurum. Gönül bir deryadır, dolar eksilmez. Değme bir gönüle, güher konulmaz. Bu bir gizli sırdır, kimseler bilmez. Musa-i Kazım'ı sevdim okurum. İmam Rıza'dan müşkülüm kandı. Muhammed Taki'den Laki'ye vardı. Hocam bana ilim dedi, uyardı. Sabahın seherinde birdim okurum. Hasanül Askeri Mehdi çıkınca, İsa Peygamberi Vezir dikince, 90.000 er Horasan'dan kopunca, 12 imama yardım okurum. Pir Sultanım,
Hak Muhammed Ali'den, ta ikrarım vardır Kavli Veli'den, şefaat umarız Güzel Veli'den, Muhammed Ali'yi sevdim okurum. Nefes Filizcan'da. Filizcan, hak hizmetinizi kabul etsin, nefesinize sağlık. Allah eyvallah. Şimdi Ali Seydim, söz sizde, nefes sizde. Eyvallah Filizcan, teşekkür ediyorum. Şimdi ben Hakkı Seyyidim'e bugün yine biraz soru yöneltmek istiyorum. Beni bağışlayın. Şimdi başta şunu söyleyeyim. Kamber ismi, evet, dedemin de Hakk'a yürüyüşü. Dedemin adı da Kamber'di. Devri daim olsun. Şimdi sevgili seyitlerim, şimdi şöyle bir şey var. Biz yolun gereğini konuşuyoruz. Eşitlikten bahsediyoruz. Candan bahsediyoruz, can diyoruz. Toplumsal olarak bu akşamki muhabbetimizde şöyle bir şey, bende bir fikir oluştu. Yaptığımız, söylediğimiz, uyguladığımız tüm muhabbetler olsun, cemler olsun, birlik ve beraberlik içerisinde bahsettiğimiz sözler olsun. Uygulanmaya gelince neden bazı yerlerde kesikler atıyoruz? Örneğin, bugünkü sevgili canımız Alev canımızın sorduğu soru üzerinde. Evet, gerçekten düşündürücü. Bir kadın canımız profesör olabiliyor. Başbakan olabiliyor. Her makamda, her ortamda, her mevkide makam alabiliyor. Neden? Eğer Seyyid-i Saadet Evladı Resulse bu yolun gereğini biz bir can içerisinde devam ediyorsa neden postta oturamıyor? Hatta postun yanına da oturuyor. Postun yanına kadar da gelebiliyor. Sadece ve sadece o postun yanında oturdu da ve orada neden hizmet almak istiyor, hizmet yapmak istiyor. Neden? Tüm hizmetler de var, eyvallah. Saka'da var, süpürgecide var, lokmada var, hepsinde var. İyi de, dede konumunda neden yok? Ana dede. Biri Kube Rahman, biri Rahman. O zaman orada da olması gerekmiyor mu? Hizmette. Burada kendi fikrim olarak biraz çelişiyorum. Biz böyle güzellikler varken, bizi bu toplumun böyle özünde bu güzellikler yatarken neden o konuda sadece o noktada takıntımız var? Aşkını yazarım olsun Seydim. Eyvallah. Ali Seyit, canlar. İster kadın, ister erkek. Hiç fark etmiyor. Sizler yeter ki hizmet edin. Yeter ki ayağa kalkın. Bak bugün siz burada cem cemaat yapıyorsunuz. Bugün burada cem yapıyorsunuz siz. Bugün Filizcan burada pir konumundadır. Ya da ne istiyorsunuz? Yani illa posta mı oturun? Ya burası da posttur işte. Bak posta oturdunuz ha. Sizin size haberiniz yok. Posta oturmuşsunuz işte. Bak ben bugün Seyit Hakkı postan indi. Filizcan oturdu. Alevcan oturdu oraya. Bu da bir posttur. Allah'a eyvallah Seyit'im. Ha onun için bak bunları aramayın. Şimdi biz öyle o kadar kör insanlar değiliz. Biz diyoruz ki yol bizde ne istiyorsa biz onu yaparız. Fakat burada da gün gelecek o postada otursunlar. Eğer bugün, eğer sizler hanginiz olursa olsun, kendi evlerinize hiçbir yere gitme, kendi evlerinizde o etrafındaki insana her gün çağırın oraya, orada ilim, irşat yapın. İşte o cemdir. Her gün orada çerağınızı yakın. Her gün orada muhabbetinizi yapın. O cemdir. Üç can, bir cem. Üç can, bir cem demişiz. Ya yapın. Siz zaten o makamlara sahipsiniz. O makamlar sizdedir. Bugün Kamber'i örnek verdim ben. Kamber bir Seyyid-i Saadet Evlad-ı Resul değil. Kırklar ceminde Şah-ı Merdan Ali'nin yanına oturmuş. Fatma Tüzehra Ana ile beraber oturmuş. Ya her şey ortadadır yani. Bakma böyle ince oyunlar oynanıyor.
bizi birbirine düşürmek için, yolu karartmak için, yolu kötülemek için. Hiçbir şey yok. Ali Seyit'im, senin annen etrafında kapı komşudan evinize lokma alıp geldiğinde sana annen dua verdi mi vermedi? E da ne istiyorsun kardeşim? Verdi. Pir olmuştu. Pirdir. Ha, sen illa ki diyor, illa ki ben oraya oturacağım. E geç otur. Geç otur. Seyit'im, bakın ne olursun. Demiş köre sormuş da demiş ne istiyorsun? Güneş istiyor. Kadınlar, bak biz kadınlar demişiz, dünya kadınların eli üzerindedir. Zaman içerisinde ne olur ben bilemem. Çok şeyler değişebilir. İnsanı, aklı insanı nereye götürür? Bir zamanla göreceğiz. Bu bizim elimizdedir. Kimsenin elinde değil. Kimse, ya şimdi su akıp gittiği zaman siz suyu önünü kesemezsin. O su gider yolunu bulur. Eyvallah Caner. Filizcan, nefes sizde. Yeter ana, nefes sizde. Emeklerin hakkında kabul olsun. Gerçekten de çok güzel bir program, çok güzel bir yolun gereğini yapıyorsunuz. Hak sizden razı gelsin. Ben bugün bir türbe ziyaretindeydim. Yaşadığım bir olayı kısacık hemen anlatacağım. İyi ki varsınız. Sizler gibi yol evlatlarının olması lazım. Ben bugün Gül Baba'ya kendini kanıtlamış, kendini şey yapmış, ayan etmiş bir türbenin üzerine niyaza gittim. Destur alarak divana durdum. Dualarımı yaptım, dileklerimi yaptım. Bir baktım sağ tarafımda 4 tane kadınımız geldi. Niyazlarını eylediler. Ben de ümmet alarak bitirdim niyazımı. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız, Alevi kadınları, gençler 2 tane, genç 2 tane, orta yaşlı. Gittiler, türbenin baş tarafında bir oturak var. Oraya oturdular, ayak ayağın üstüne yer koydular. Ve sigara içiyorlar. Ümmet alarak Gül babamdan gittim, dedim ki gençler başınızı ağrıtıyorum ama kusura bakmayın, bunları da bir gün dile getirelim pirim. Siz babanızın karşısında böyle oturuyor musunuz dedim. Bir baktım yüzleri asıldı. Burada, buraya gelmenizin amacı neydi? Manevi bir güç almak için değil mi dedim. Manevi bir güç kimden alınır? Birlerden alınır, yatırı evliyalardan alınır. Peki siz buradaki, bu türbede yatan bir pirin divanında ayak ayak üstüne atarak, sigara elinize alarak, baş tarafına oturarak bu manevi gücü alabilir misiniz dedim. Bizim yolumuz, terbiyemiz bu mu dedim. Ben inanıyorum ki siz Alevisiniz. Evet Aleviyiz dediler. Keşke bunu görmeseydim dedim. Hiç mi cem görmediniz? Hiç mi bir cemaat görmediniz? Bana kızabilirsiniz. Bana belki küfür de içinizden edebilirsiniz. Ama bir daha gittiğiniz zaman türbe olsun ve kurban olayım o evliyaların makamı değil de bir büyüğünüzün de dedim karşısına geçtiğiniz zaman önce saygınızı, hürmetinizi gösterin. Ondan sonra da bana İnsan olduğunuzu gösterin. Genç kız, orta yaşlıları bir şey söylemedi. Genç kız dedi ki 19 yaşında, ana kusura bakma nasıl ziyaret edeceğimi ben bilemediğim için senden özür diliyorum, beni uyardığın için de teşekkür ederim dedi. Biz bugün bu konuyu bir ele almamız gerekiyor. Yol evlatları olsun, talipleri olsun, bunu gençlerin bilmesi lazım. Nereye, nasıl girilir, çıkılır, bunu da biz gençliğimize, geleceğimize öğretmemiz gerekiyor. Aşkı niyazım olsun diyorum. Eyvallah Yeter Ana. Nefesinize sağlık. Hak hizmetinizi kabul etsin. Gözlü canlardan. Haşim Can var. Filiz Can. Haşim Can. Haşim Can buyurun. Nefes sizde Aşımcan. Destur Filircan. Destur Şahmerdan Ali'den olsun Aşımcan. Hizmet gören canlardan, erenlerden hak hizmetlerini kabul etsin. Allah Allah.
Seydim, bir hanımın amacı eline sopa alıp kilimi dövmek değil, kilimin tozunu almaktır. Önemli olan birbirimizi incitmeden tozunu almamız lazım. Hani bunu bir atasözü var. Kurt sevdiği postu yerden yere vururmuş. Karşıdaki de bunu anlarsa, bunu da algılarsa o postun da hoşuna gider. Benim diyeceklerim bu kadar. Aşkın yazılarımı sunuyorum. Nefes Filizcan'dadır. Ağzınıza sağlık Haşimcan. Çok güzel deyişlerle, deyimlerle bağladınız. Eyvallah diyoruz. Ali Seydim'e de ben sadece küçük bir ekleme Hacı Bektaş Veli'nin bir sözüyle katkı olmasını istiyorum. Son olarak da gözlü canlara döneceğiz. Bilgi sahibi olan kişi zekatını vermesi gerekirmiş. Bunu da bir başkasına öğreterek. İşte burada biz Hak Dergahı'nda hepimiz öğrendiklerimizin zekatını çevremize anlatarak ve birbirimize katkı sağlayarak umarım daha uzun yıllar birbirimize ışık oluruz diyorum. O güzel sözler için de teşekkür ediyoruz. Biz de sizlerden çok şey öğreniyoruz. Eyvallah. Gözlü canlardan bir rızalık alalım. Allah eyvallah Filizcan. Teşekkür ediyorum. Destur Filizcan. Eyvallah. Destur Şahım Erdin Ali'den olsun Şengülcan. Sevgili Pirim, Erenler, Ehli Canlar. Bugün de gönül birliğiyle muhabbetimizi tamamlamış bulunuyoruz. Hakkın meydanında, Pirin divanında herkes hakkını oldu mu razı canlar? Kırdığımız, döktüğümüz, unuttuğumuz, incittiğimiz varsa dile gelsin Pirin huzurunda. Allah eyvallah can. Razı canlar. Allah eyvallah. Eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah olsun. Biraz vaktinizi aldık. Bunun için de rızalarınızı, helalliğinizi istiyorum. Aşkın yazım olsun. Nefes. Allah eyvallah. Hak hizmetinizi kabul etsin Şengülcan. Son olarak duamız için Pirim'e sözü veriyoruz. Nefes sizde Pirim. Eyvallah, Hak razı gelsin. Bugün gerçekten çok farklı boyutlara girdik. Farklı bir boyutlardan konuları ele aldık. Belki birileri bir yerde gerektiği gibi algılamadılar. Fakat zaman içerisinde gelişen muhabbetler içerisinde ne demek istediğimi hepiniz anladınız. Siz yeter ki hizmet yapın. Hizmetin önüne kimse geçemez. Bu hizmetin makamı, adı, sıfatı ne olursa olsun hizmet hizmettir. Yeter ki siz hizmet yapın. Kimse sizi durduramaz. Önünüze geçemez. O kadar basit. Hazreti Muhammed Mustafa'nın himmetiyle, Şah Merdan Ali'nin desturuyla ve Fatma Tuzeyra anamızın şefaati her daim için ve onların yüzü suyu yürmeti için, velayet makamı hakkı için, ilim işat muhabbetimizin hakkı için, gönül birliğimizin hakkı için, verdiğimiz ikrarın hakkı için Bismillah, Allah Allah. Vakitler hayır, hayırlar feth ola. Şerler def, müminler şad ola. Ya Cenab-ı Hak, Muhammed Ali hürmetine çıkar için yaratılan bölücülüğü, düşmanlığı, din adına kan dökmeyi, insanlığa sefalet getiren savaşlara Rahman ve Rahim olan ismin hakkı için barış ortamını içerisinde son ver ya Cenab-ı Hak. Allah Allah. Bütün dünya insanlarına dostluk ortamı içerisinde kardeşçe yaşamalarını nasip eyle. Allah. Hırslarını merhamete, kinlerini sevgiye, düşmanlıklarını da barışa çevir. Bizleri görünür görünmez kazadan, beladan, ateşten, afattan, zalimin zulmünden, şeytanın şerrinden koru ya Cenab-ı Hak. Allah Allah. Evliyaların, enbiyaların yüzü suyu hürmetine merde, namerde muhtaç eyleme. Allah. Rahmet, bereketini bizlerden, insanlık aleminden esirgeme ya Cenab-ı Hak. Göçmüşlerimize rahmet olsun ve yaşayanlarımız da selamet içinde olsunlar. Allah Allah. Gökmüşlerimizin temiz ruhu hakkı için duamızı, niyazımızı, niyetimizi, hizmetimizi,
verdiğimiz lokmalarımızı, yaptığımız ilim, işhat muhabbetlerimizi dergahı izzetinde kabul eyle. Ya Cenab-ı gönülden ikiliği giderenin, dedikodu duygusundan arınanın, huzur içinde ilim, irşat muhabbetinden ayrılanın Hak Muhammed Ali yardımcısı olsun. Allah Allah. Seyyide Fatma Tüzehra ananı çektiği o acıların yüzü suyu hürmetine. Dilde dileğiniz, gönülde muradınız, niyet ve niyazınız kabul ve makbul ola. Dil bizden, kabulü Cenab-ı Hak'tan ola. Aşk ile geçen demine bu. Allah niyetinizi, muhabbetinizi, zikrinizi kabul ve makbul eylesin canım. Allah Allah. Allah eyvallah Seyyidim. Yüreğinize sağ olun. Eyvallah Seyyidim.